İyi geceler. Bu geceki spor programımızda futbol, güreş, kayak, jimnastik, voleybol ve basketbol başlayacak konularımız. Önce futbol. Gündüz yayınlanan Spor Müzik Magazin programında seyrettiğiniz Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşmalarının gollerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Altay Beşiktaş karşılaşması dakika 28, Ali vuruyor ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 28, Beşiktaş 1, Altay 0, gol Ali. Radovic, Şakir, orta, Zalat, atak devam ediyor. Küçük Şeref, Zalat ve karar penaltı. Penaltı pozisyonunu bir defa daha seyrediyorsunuz. Küçük Şeref, Zalat ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Yesic, dakika 45, durum 1-1. Galatasaray Denizli Spor karşılaşması. Fekazi, Tanju bırakıyor, Muhammed ve top ağlarda. Dakika 11, gol Muhammed. Galatasaray 1, Denizli Spor 0. Denizli Spor'un hatası. Hüseyin, karşılaşmanın 26. dakikası ve beraberlik golü. Denizli Spor 1, Galatasaray 1. Muhammed. Muhammed ceza alanına giriyor. Gösterilen nokta penaltı noktası, karşılaşmanın 40. dakikası. Karar penaltı. Topun başında Tanju, dakika 40 ve durum 2-1. Galatasaray 2, Denizli Spor 1. Tanju ve gol. Mirsad. Atak devam ediyor. Tanju vuruyor, durum 3-1 oluyor. Tanju'nun ikinci, Galatasaray'ın üçüncü golü. Dakika 73. Tanju ve skor. Samsun Spor Trabzon Spor karşılaşmasındayız. Dakika 57, Namık vuruyor ve Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Gol bir defa daha geliyor ekranlarınıza. Dakika 57, gol Namık ve Samsun Spor 1, Trabzon Spor 0. Gençler Birliği Bursa Spor karşılaşması. Gençler Birliği atakta olan taraf. Ceza alanına orta. Mesut ve top ağlarda. Dakika 9. Gençler Birliği 1, Bursa Spor 0. Gol Mesut. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Karşılaşmanın 9. dakikası. Orta. Mesut topu iyi takip ediyor ve top ağlarda. Beyhan. Esat ve top ağlara gidiyor. Durum 1-1. Dakika 33. Yaklaşık 35 metre. Esat sert vuruyor. Ve top ağlarda. Sarıyer Karşıyaka karşılaşması. Sarıyer takımının atakları. Selçuk bırakıyor, Fikret vuruyor, dakika 4 ve Sarıyer 1-0 öne geçiyor. Sercan, Selçuk, Fikret
ve 1-0. Serbest atışı karşı yaka kullandı. Top Cevdet'in önünde ve top ağlara gidiyor. Dakika 71, durum 1-1. Gol bir defa daha ekranlarınıza geliyor. Karşılaşmanın 71. dakikası. Cevdet defansa çarpan top ağlarda. Kocaelispor Fenerbahçe karşılaşması. Sedat yaptığı hareket faul. Can kalesinde dikkatli. Serbest atış kullanılıyor. Ve gol geliyor. Gol Buşman, dakika 51. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Karşılaşmanın 51. dakikası. Buşman yükseliyor. Ve top ağlara gidiyor. Kocaelispor 1, Fenerbahçe 0. Rıdvan. Orta ve top ağlara gidiyor. Fuat'ın ayağından karşılaşmanın 62. dakikasında. Orta. Fuat'ın ters vuruşu ve durum 1-1 oluyor. Rize Spor, Bolu Spor karşılaşması. Karşılaşmanın 1. dakikası, Sinan'ın golü. Dakika 1. Sinan ve Rize Spor 1-0 öne geçiyor. Bolu Spor serbest atış kullandı. Etem dakika 28 eşitliği sağladı. Durum şimdi 1-1. Dakika 28. Etem vuruyor. Ve durum 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalar. Dakika 42. Küçük Turgut ve durum 2-1 oluyor. Küçük Turgut ve top ağlarda. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Dakika 54. Sinan ve durum 3-1. Orta ceza alanına. Sinan vuruyor. 54. dakika, durumu 3-1 yapıyor. Etem'in kaptırdığı top. Hasan. Hasan. Dakika 58 ve durum 4-1. Etem topu kaptırıyor. Hasan atağa kalkıyor. Kendi yarı alanından. Ve maçın skorunu belli eden golü atıyor. Rizespor 4, Boluspor 1. Zonguldakspor Adana Demirspor karşılaşması. 23. dakika, Adnan ve Zonguldakspor 1-0 öne geçiyor. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Adnan ve top ağlarda. Orta. Atağın yönü değişiyor. Bir orta daha. Hamit, dakika 25 ve durum 2-0 oluyor. Hamit'in golü bir defa daha ekranlarınızda. Köşe atışını Zonguldakspor kullandı. Bülent vurdu. Dakika 38, 3-0. Bülent, dakika 38, durum 3-0 oluyor. İkinci yarıdan görüntüler seyrediyorsunuz. Hatalı bir pas. İsmail Hakkı karşılaşmanın 69. dakikasında durumu 4-0 yapıyor. Gol İsmail Hakkı, dakika 69.
Bu sefer konuk takım gol arıyor. Adana Demirspor atakta. Rauf tamamlıyor. Dakika 81, durum 4-1 oluyor. Gol Rauf. Dakika 81 ve durum 4-1. Adnan. İsmail Hakkı. 86. dakikada skor belli oluyor. Zonguldak Spor 5, Adana Demirspor 1. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Adnan'ın pası İsmail Hakkı ve top ağlara gidiyor. 24 golün atıldığı 8 maçın dışında 2 karşılaşma golsüz berabere bitti. İşte bunlardan birisi Malatyaspor Ankara Gücü karşılaşması. Malatyaspor gol şansını zorluyor fakat bu ataklardan gol gelmiyor. İşte bir gol şansı daha, top üstten dışarıda. Savaş, Ankara Gücü takımı gol arıyor fakat sonuç yok. Bir diğer karşılaşma, golsüz biten bir başka karşılaşma Sakaryaspor'la Eskişehirspor arasında oynanıyor. Oğuz vuruyor, top direkten dönüyor ve defans topu dışarıya çeliyor. Şimdi Eskişehirspor takımının gol arayışı orta ceza alanına ve top kalecide kalıyor. Sakaryaspor atağı. Bu ataktan da gol gelmeyecek. Ve karşılaşma 0-0 berabere bitecek. Türkiye 2. Futbol Ligi'ne 3 grupta oynanan 23 karşılaşmaya devam edildi. Yapılan maçlar sonunda B grubunda Antalyaspor ve C grubunda Konyaspor liderliklerini devam ettirirlerken A grubunda haftaya lider giren Çarşambaspor bu grubun diğer iddialı takımı Adanaspor'a 3-0 yenilerek liderliği Adana'da bıraktı. Haftanın toplu sonuçları şöyle. A grubunda Adanaspor 3, Çarşambaspor 0, Vanspor 1, Petrol Ofisi 0, Orduspor 0, Erzincanspor 0, Erzurumspor 3, Bitlispor 0, Trabzonspor 1, Siirtköy Hizmetleri Spor 0, Bayburtspor 1, Kırıkkalespor 0, Kayserispor 1, Nidespor 1, Diyarbakırspor 0, Akçabat Sebatspor 0. A grubunda Adanaspor 32 puanla liderliğe yükseldi. B grubunda Antalyaspor 1, İnegölspor 1, Kahramanmaraşspor 2, Kütahyaspor 1, Uşakspor 2, Yeni Salihlispor 0, İskenderunspor 2, Sönmez Flamenspor 0, Yeni Afyonspor 0, Gaziantepspor 1, Bartınspor 2, Tarsus İdman Yurdu 2, Mersin İdman Yurdu 1, Demirçelik Karabükspor 1, Ispartaspor 2, Düzyaspor 2. B grubunda Antalyaspor 31 puanla liderliğini devam ettirdi. C grubunda İzmirspor 0, Konyaspor 0, Babaeskispor 1, Göztepe 0, Bakırköyspor 2, Fatih Karagümrük 2, Edirnespor 2, Kuşadasıspor 0, Eyüpspor 0, Sümerbank Beykoz 1, Aydınspor 4, Kırklareli-spor 3, Menemenspor 2, Çorluspor 1. C grubunda Konyaspor 32 puanla liderliğini devam ettirdi. Türkiye 3. Futbol Ligi'ne de 9 grupta yapılan 60 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle. 1. Grup Bulancakspor 9, Kartspor 0, Ağrıspor 1, Hopaspor 0, Görelespor 2, Çayelispor 1, Sivasspor 0, Turhalspor 0. 2. Grup Pazarcık Aksuspor 1, Tuncelispor 2, Elazığspor 2, Batman Belediyespor 0, Adıyamanspor 1, Tatvanspor 0, Kızıltepespor 0, Besnispor 0, Dirençşehirspor 0, Mardinspor 1, Muçspor 1, Cilospor 0, Bingölspor 2, Sivas Demirspor 1. 3. grup Avşinspor 0, Hatayspor 1, Kozanspor 4, Elbistanspor 0, Kırıkhanspor 1, Ceyhanspor 1, Kadirli İdman Yurdu 1, Reyhanlıspor 0, İslahiyespor 1, Şanlıurfaspor 1, Kamanspor 2, Kilispor 2, Malatya İdman Yurdu 1, Nizipspor 1. 4. grup Merzifonspor 1, Yenibahçelispor 0, Beypazarıspor 2, Aksaray-spor 0, Sinopspor 1, Çubukspor 0, Polatlıspor 2, Kırşehirspor 0, Tokatspor 4, Yeni Sincanspor 1, Kastamonuspor 1, Çorumspor 0, Eskişehir-Şekerspor 0, Hacettepe-Yenicamızoğluspor 1, Ankara Demirspor 4, Amasyaspor 1, Aras-Sitespor 2, Yeni Yozgatspor 0. 5. grup Yeni Dinarspor 0, Sökespor 0, Fethiyespor 1, Yeni Sandıklıspor 1,
Bilas Esnaf Spor 1, Marmaris Spor 2, Alanya Spor 4, Tavşanlı Linyit Spor 1, Karaman Spor 4, Kemalpaşa Spor 1, Yeni Akşehir Spor 0, Etibank Seydişehir Alüminyum Spor 5, Buldan Spor 1, Sarayköy 1. 6. grup: Gönen Spor 1, Taris Spor 1, Buca Spor 0, Ayvalık Gücü 3, Çeşme Spor 1, Bergama Spor 0, Akhisar Spor 0, Yeni Bornova Spor 1, Ödemiş Spor 3, Somasote Spor 1, Alaşehir Spor 0, Yeşilova 5, Manisa Vestel Spor 2, Yeni Turgutlu Spor 2, Torbalı Spor 2, Karşıyaka 2. 7. grup: Bandırma Spor 1, Edremit Spor 1, Balıkesir Spor 3, Erdek Spor 0, Kilimli Spor 2, Çanakkale Spor 1, Akyazı Spor 1, Erdemir Ereğli Spor 3, Bozüyük Spor 2, Mustafa Kemal Paşa Spor 2, İznik Spor 2, Bursa Spor 2, Biga Spor 3, Eskişehir Demir Spor 0, Sakarya Karadeniz Spor 0, Çan Spor 0. 8. grup: Silivri Spor 2, Galatasaray 2, Bayrampaşa 3, Gölcük Gücü 1, Tekirdağ Spor 0, Kasımpaşa 0, Lüleburgaz Spor 0, Feriköy 1, Malkara Spor 0, Uzunköprü Spor 1, İstanbul Spor 1, Alibeyköy Spor 0, Yedikule 2, Pendik Spor 0, Keşan Spor 1, Saray Spor 0. Bu gruptaki Lüleburgaz Spor Feriköy karşılaşması İstanbul'da oynardı. 9. grup: Darıca Gençler Birliği 1, İstanbul DSİ Spor 0, Seka Kağıt Spor 0, Gebze Spor 0. Programımıza yine futbolla devam ediyoruz. 1990 Dünya Kupası heyecanı dün İsviçre'nin Zürih kentinde çekilen kurayla başladı. Çekilen kurayla belirlenen gruplara göre amirli futbol takımımız 3. grupta Sovyetler Birliği, Demokratik Almanya, Avusturya ve İzlanda ile mücadele edecek. Bu konuda Murat Ünlü, amirli futbol takımı teknik direktörü Mustafa Denizli ile görüştü. Sayın Denizli, grubumuzda Sovyetler Birliği, Avusturya, Demokratik Almanya ve İzlanda var. Bu takımlar konusunda bilgi verir misiniz ve grubumuzun genel bir değerlendirmesini yapar mısınız? Şimdi Sayın Ünlü, grubumuzda bulunan takımlarla daha önceki yıllarda karşı karşıya geldik. Enteresandır, şu anda grubumuzda Türkiye ile beraber diğer ülkelere göre grubun iddiasız takımlarından biri olarak gözüken İzlanda bizim bu grupta yenemediğimiz tek takım. Daha önceki yıllarda oynadığımız maçlarda Sovyetler Birliği'ni iki kez, Avusturya'yı ve Doğu Almanya'yı, en son galibiyetimizde zaten Doğu Almanya'ya karşı İstanbul'da 3-1'lik bir sonuçla elde etmiştik. Demek oluyor ki bu grupta enteresan bir durum var. Türkiye güçlü gözüken takımları mağlup etmiş ama grupta şansı az olan bir takıma karşı oynadığı iki maçı da kaybetmiş. Şimdi bu hazırlık döneminde bizim bütün amacımız 3 takıma karşı elde ettiğimiz neticeleri tekrarlamak ve de yenemediğimiz İzlanda'yı bu grup maçlarında yenip avantajlı duruma geçmek. Bu grupta değerlendirme nasıl olur? Grupta toplam 16 puan var. Şimdi kısaca bir hesap yapacak olursak bu grupta yaklaşık 11-12 puanı bulan takım finallere katılabilir. Ve grubumuzdan 2 takım katılacak. 2 takım katılıyor. Avantajdır İki takımın katılması. Şöyle düşünürsek eğer, Türk milli takımı bu grupta iç saha maçlarını kazandığı takdirde kendisine 8 puan bir grup içinde avantaj sağlıyor. Tüm maçlarını kazandığı takdirde. Bu durumda Türkiye'nin 11-12 puana ulaşabilmesi için dış sahadan mutlaka bir galibiyet veya birkaç beraberlik getirmesi lazım. Olaya buradan bakacak olursak, Türkiye'nin deplasmanda ne gibi sonuçlar elde edebilir onu görebiliriz. Daha evvelki yıllarda oynadığımız bu takımlara karşı Doğu Almanya'ya daha evvelki yıllarda oynadığımız bir birlik, bir beraberlik sonucumuz var Dresden'de. İzlanda'ya Reykjavik'te 2-0'lık mağlubiyetimiz var. Avusturya'ya son dış saha maçı itibariyle 4-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Rusya'ya da 3-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Demek ki bu takımlara Doğu Almanya karşısında
olduğu gibi bir avantajlı durum yakalayamadık. Şimdi bu şartları çok iyi değerlendirmek lazım. Ve de özellikle dış sahada alınacak olan puanlar bu gruptaki takımların şansını büyük ölçüde etkileyecektir. Ben Türk milli takımının bu grupta futbolcusuyla, çalışanıyla ve ülkede yaşayanıyla büyük bir şansı olduğunu söylüyorum. Ama milli takıma gerekli imkanları yaratırsak. Sayın Denizli, bu Dünya Kupası eleme grubu için nasıl bir program uygulamayı düşünüyorsunuz şimdiden? Öncelikle Türk milli takımının bu maçlar başlamadan evvel milli maç olmasa daha iyi. Ama çok güçlü takımlarla, bu ülke takımları olabilir, kulüp takımları olabilir. Tabii dış ülkelerden. Bunlarla sık sık oynamak durumu söz konusudur. Bunun yanında kadromuzu devamlı bir arada tutup şu anda belirlemiş olduğumuz oyun şeklinin ısrarla üzerine gitmek durumundayız. Ve bu takımlara üstünlük sağlayabilmek için bu takımları önce kafamızda yenmemiz lazım. Korku yıllarca Türk milli takımını istenilen yere getirmemiş. Mazeretlerin arkasına sığınmış. Bu grupta mazeret yok. Bu grupta bütün takımların durumu açık ve seçik. Yani bu gruptan memnun olduğunuz görünüyor. Ben bu gruptan oldukça memnunum. Yani şanslı bir kura diyebilir miyiz? Şanslı bir kura diyebiliriz. Aynı gruplara daha evvelki yıllarda şanssız kura diyorduk. Şu anda ben bu grup için şanslı kura diyorum. Çünkü milli takımın şartları belli. Bu grupta oynanacak olan maçlar bir tek günlük maçlardır. Devamlılığı olan maçlar değildir. Bu tek maçlarda milli takımlar seviyesinde başarılı olmak mümkün. Ben bunu iddia ediyorum. O bakımdan bu başarıyı yakalayabilmek için milli takıma gerekli olan imkanı ve zamanı yaratmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bir ülkenin milli takımıyla 50 milyon üzülebiliyorsa, bir ülkenin milli takımıyla 50 milyon sevinebiliyorsa demek ki o takıma verilecek olan imkanlar ve şartlar çok daha fazla olmalıdır. Evet. Hiçbir imkan vermeden belli kısıtlı şartlar altında milli takımdan başarı beklemek zor bir hadise. Bu ülkede bu potansiyel var. Çünkü artık bu takımın oyun anlayışı ve rakiplere bakış açısı değişti. Skor çok önemli bir hadise değil. Önce kafamızdakileri değiştirmemiz lazım. Bunu değiştirdi milli takım. Bunu ben büyük bir sevinçle söylüyorum ve görüyorum. Kamuoyu bu milli takıma her zaman sahip çıkarsa ve onlara inancını belli ederse, bundan sonra oynayacağımız bu maçlarda Rusya'yı, Doğu Almanya'yı, Avusturya'yı değil, kendi takımını gündeme getirirse, kendi takımının bir şey olduğuna inanırsa, bu grupta başarıya ulaşmak çok zor bir hadise olmayacaktır. Sayın Denizli, şu 5 takım arasında grup maçları sonunda nasıl bir sıralama ortaya çıkabilir? Sovyetler Birliği, Türkiye, Avusturya, Demokratik Almanya ve İzlanda. Şimdi bu gruptaki sıralama beni enterese etmiyor. Bu gruptaki sıralamada ilk iki sıra beni enterese ediyor. Ve Türkiye'nin bu ilk iki sıradan bir tanesine nasıl sahip olabilir? Bunun düşüncesi beni enterese ediyor. Ve çalışma programını hangi ölçülerde, hangi şartlarda yerine getirirsek bu ülke insanına belki 54 yılından sonra bir şans daha nasıl yaratabiliriz düşüncesi var. Çünkü Türkiye'de bu potansiyel var. Ama önce kendimize inanalım. Avrupa Kupalarında Türk takımlarından tur atlayan tek takım Konfederasyon Kupası'nda Emlak Kredi Bankası Bayan Voleybol takımı oldu. Emlak Kredi Bankası geçen hafta Ankara'da Fransa'nın Stade France takımını 3-0 yenmişti ve rakibine sadece 17 sayı vermişti. Bu karşılaşmadan görüntüler seyrediyorsunuz. Stade France, Konfederasyon Kupası'nda 2 defa final oynamış bir takımdı. Emlak Kredi Bankası 3-0'lık bu galibiyetten sonra dün de Fransa'da rakibini 3-1 yendi. Emlak Kredi Bankası 15-5'lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci seti 15-10 kaybetti. Üçüncü seti 15-6 ve dördüncü seti de 15-12 kazanarak Avrupa Konfederasyon Kupası'nda ilk 8 takım arasına girmeyi başardı. Daha önceden rakiplerimizi tanımıyorduk. Fakat birinci turda elediğimiz Yugoslavya'nın Paloma Branik takımı daha önce bundan bir ay önce yapılan özel bir karşılaşmada Stade Fransız takımını yendiğini biliyorduk. İkinci rövanş maçında da rakibimizi 3-0 yenip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.
Takım kaptanı Gülay geçen haftaki karşılaşmadan sonra bunları söylüyordu. Şimdi Belçika'nın Temse takımıyla ilk 4 takım arasına girme mücadelesi yapacak Emlak Veri Bankası. Avrupa kupalarındaki öteki temsilcilerimiz ise başarılı olamadılar. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası erkeklerde Galatasaray Hollanda'nın Brother Martinus, bayanlarda Eczacıbaşı Çekoslovakya'nın Kızıl Yıldız takımlarına her iki maçta da 3-0 yenilerek elendiler. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Eczacıbaşı erkek takımı Fransa'nın Grenoble, Milangaz bayan takımı ise Macaristan'ın Tungsram takımlarına karşı üstünlük sağlayamayarak elendiler. Avrupa Konfederasyon Kupası'nda erkeklerde Genel Sigorta Altınyurt İtalya'nın Kutiba, bayanlarda da Arçelik Belçika'nın Temse takımlarına elendiler. Genel Sigorta Altınyurt'ta Kutiba arasında bugün İstanbul'da yapılan karşılaşmadan görüntüler seyrediyorsunuz. Genel Sigorta Altınyurt ilk seti 15-4, ikinci seti 15-12 kaybettiği rakibine karşı 3. ve 4. setlerde başarılı oldu. 15-11 ve 15-12 kazandı bu setleri. Ancak seyrettiğiniz son sette Kutiba daha üstündü ve 15-10'luk set skoruyla karşılaşmayı Kutiba 3-2 kazandı. Kutiba takımı ilk maçı da 3-0 almıştı. Kutiba maç sayısı atıyor. Mauro, Hakan, Ali. Bloktan top geri geliyor. Bu defa yükselen Önder, ancak Gobi karşılıyor. Maschiarelli top bloktan dışarı gidiyor ve Kutiba karşılaşmanın 5. setinde 15-10 kazanarak Genel Sigorta Altınyurt'u İstanbul'da 3-2 mağlup ediyor. Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Voleybol Ligi'nde 2 hafta oynanmayan lig maçlarına önümüzdeki hafta devam edilecek. Masa tenisine geçiyoruz. İstanbul'da dün yapılan masa tenisi Avrupa 1. Ligi karşılaşmasında masa tenisi milli takımı Avusturya'ya 4-3 yenildi. Burhan Felek Spor Sitesi salonunda oynanan karşılaşmayı Yugoslav hakem Grugor Andjetic yönetiyor. Türkiye-Avusturya karşılaşmasında tek erkeklerde ilk maç Gürhan Yıldız'la Yiding arasında oynandı. Gürhan Yıldız, Çin asıllı Avusturyalı rakibi karşısında karşılaşmayı 21-13 ve 21-17'lik setlerde 2-0 kaybedince konuk Avusturya 1-0 öne geçti. Tek erkeklerin ikinci karşılaşması ise Oktay Çimen ile Palmi arasındaydı. Tecrübeli bir sporcu olan Oktay Çimen ilk seti 21-6 yenik bitirdi. İkinci seti 21-17, üçüncü seti de aynı sonuçla 21-17 kazanarak karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve skoru eşitledi. Tek bayanlarda Kadriye Poyrazoğlu, Avusturyalı Kotek karşısında iyi bir oyun tutturamayınca karşılaşmayı 21-14 ve 21-9 gibi açık farklı setlerde 2-0 yenik bitirdi. Bu sonuçla Avusturya 2-1 öne geçti. Çiftler maçında Gürhan Yıldız, Oktay Çimen ikilisi, Yiding ve Palmi ikilisi karşısında büyük çekişme içinde geçen ilk seti 24-22, ikinci seti de 21-16 kazanarak karşılaşmada durumu 2-2 yaptı. Karışıklar maçında ise Selda Doğan, Gürhan Yıldız ikilisi, Avusturyalı Kotek Palmi ikilisi karşısında başarılı olamayarak karşılaşmayı 21-8 ve 21-14'lük setlerde 2-0 yenik bitirdiler. Bu sonuçta Avusturya 3-2 öne geçti. Türkiye-Avusturya Avrupa 1. Ligi maçının 6. karşılaşması tek erkeklerde Gürhan Yıldız'la Palmi arasında oynandı. Gürhan Yıldız karşılaşmayı 21-18 ve 22-20'lik setlerle 2-0 kazanınca skorda 3-3 oldu. Son tek erkekler karşılaşmasındaysa Oktay Çimen, Çin asıllı Avusturyalı rakibi karşısında başarılı olamadı. Karşılaşmayı Yiding 21-15 ve 21-13'lük setlerle 2-0 kazandı. Bu sonuçla masa tenisi milli takımımız Avusturya'ya 4-3 yenilerek ligdeki 3. yenilgisini almış oldu. 8 takımın yer aldığı masa tenisi Avrupa 1. Ligi'nde Türkiye şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada İtalya'yı 4-3 yenerken İngiltere'ye 5-2, Danimarka'ya 6-1 ve dün de Avusturya'ya 4-3 yenildi. Masa tenisi milli takımı ligdeki öteki maçlarında 9 Ocak'ta İstanbul'da Finlandiya, 27 Şubat'ta yine İstanbul'da Hollanda ve 5 Mart'ta rakip sahada Belçika ile karşı karşıya gelecek. Jimnastikte Türkiye yıllar sonra ilk defa bir Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. İzmir'de düzenlenen Balkan Gençler Jimnastik Şampiyonası'nda bu büyük başarıyı 13 yaşındaki sporcumuz Murat Canbaş elde etti. İzmir'de düzenlenen Balkan Gençler Jimnastik Şampiyonası'nda Murat Canbaş alet finallerinde yer hareketlerinde ikinci oldu. Seni kutluyoruz. Önce duygularını öğrenelim. Çok mutluyum. Türkiye'ye böyle bir
birincilik, ikincilik gibi şeyler kazandırabildiğiniz için de sevinçliyim. Federasyon başkanımıza, küçüklerimize eğildiği için de teşekkür ederim. Bize kendini tanıt. 30 yıldan bu yana Türkiye ilk defa gençlerde böyle bir derece aldı, evet. Seninle. Seni tanıyalım. İsmim Murat Canbaş. 13 yaşındayım. 5 yıldan beri jimnastik yapıyorum. Nerede çalışmak? Bolu'da çalışıyorum. Bolu'da. Evet. Bundan sonra da devam etmeye çalışacağım. Türkiye'ye böyle birincilik, ikincilik kazandırmaya devam ettik. Başından devam diliyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Murat Canbaş ilk gün yapılan erkekler artistik jimnastik yarışmalarında yer hareketlerinde 9,15 puan alarak finale katılma hakkını Bahadır Altay ile birlikte elde etti. Canbaş bugün yapılan final serisinde de 9,35 puan almayı başarınca toplam 18,50 puanla Rumen Çupkeke'nin ardından ikinci sırayı aldı. Balkan şampiyonalarında yer hareketlerinde 30 yıldır ilk defa madalya getiren Murat Canbaş'ı 5. olduğu Barfix hareketinde seyrediyoruz. Kızlar artistik jimnastik yarışmalarında Rumen sporcular üstünlük sağladılar. Seul Olimpiyat oyunlarına hazırlanan jimnastikçilerle geldikleri belirtilen Rumen takımından Mirela Sidon'u yer hareketinde seyrediyoruz. 1986 Avrupa üçüncülüğü bulunan bu sporcu yer hareketinde şampiyonunun tek tam puanını almayı başardı. Mirela Sidon yer hareketinin yanı sıra atlama beygirinde de 9,90 puanla birinci oldu. Kızlarda bir diğer başarılı sporcu yine Avrupa üçüncülük derecesi bulunan Rumen Gabriela Potoraç'tı. Denge aletinde seyrettiğimiz Potoraç 9,95 puanla birinci oldu. Potoraç asimetrik paralelde bugün 9,95 puan aldı ve toplam 19,80 puanla bu kategoride de birinciliğin sahibi. Bayanlarda jimnastikte büyük isim sahibi olan Rumenler böylece genç kuşakta da iddialarını bir defa daha İzmir'deki Balkan Gençler Şampiyonası'nda ortaya koymuş oldu. Bugünkü alet finallerine perdi yarışma sırasında her alette en iyi 8 dereceyi elde eden sporcular. Erkekler artistik jimnastikte de Rumen jimnastikçilerin üstünlüğü vardı. Atlama beygiri ve yerde Çupkeke Karol, kurtlu beygirde Purge Florin, paralelde Ginka Adrian ve halkada da Katenio Adrian birinci oldular. Murat Canbaş'ın diğer hareketlerindeki ikinciliği ve Barfix'teki beşinciliğinin yanı sıra finalde yarışan öteki sporcumuz Bahadır Altay da paralelde 5. diğer hareketlerinde 7. halkada da 8. oldu. Ritmik jimnastikte şampiyonada ilgiyle izlendi. Bulgar jimnastikçilerin başarılı olduğu ritmik jimnastikte finale kalan Ebru Gezgin, labutta altın, ip, çember ve kordelada 7.
güzel görüntülerden sonra basketbola geçiyoruz. Türkiye 1. Basketbol Ligi'nin ilk yarısının tamamlanmasına bir hafta kala Efes Pilsen galibi Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen takım oldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren 3. sıradaki Çukurova dün kendi sahasında Eczacıbaşı karşısında galibiyet için çıktı. Türkiye 1. Basketbol Ligi'nin ilk yarısının tamamlanmasına bir hafta kala 10. haftaya 3. sırada giren Çukurova ile 6. durumdaki Eczacıbaşı Mersin'de karşı karşıya geliyor. Edip Buran Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Çukurova, İbrahim, Behçet, Spriggs, Hayri, Ekrem, Eczacıbaşı ise Orhun, Yusuf, Serdar, Tamer ve Richard ilk beşleriyle çıktılar. Muharrem Aydınoğlu ve Ersin Şener hakem ikilisinin yönetimindeki maça her iki takım da adam adama savunma yaparak başladılar. Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçirdikten sonra Eczacıbaşı özellikle Richard, Tamer ve Yusuf'un basketleriyle Çukurova karşısında üstünlük kurdu. İlk yarının son 5 dakikasına 11 sayı farkla 42-31 önde giren Eczacıbaşı bu yarıyı da 53-44 önde tamamladı. İkinci yarıda Eczacıbaşı ilk yarıda elde ettiği üstünlüğü korumaya çalışırken Çukurova kendi sahasındaki karşılaşmadan galibiyete ayrılmak için mücadele verdi. Sayın seyirciler, Çukurova Eczacıbaşı maçının son 9 dakikasından görüntüler seyrediyorsunuz. Bu dakikalarda Eczacıbaşı'nın 2 metre 8 santimetrelik oyuncusu Tamer 5 faulle oyun dışında kalınca Eczacıbaşı'nın pota altı üstünlüğü aksıyor ve Çukurova da bu avantajdan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyor. Çukurova Spriggs'le hücumdaydı. Cihangir tamamlıyor. Basket aynı zamanda bir de faul Cihangir'e. Tek atış olarak kullanacak Cihangir. Cihangir tek atıştan da basket buluyor. Eczacıbaşı hücumu Orhun. Orhun'un karşısında Behçet var. Yusuf. Yusuf'un topunu ayrı çeliyor. Bir hızlı hücum şansı Çukurova için. Behçet gidiyor pota altında ve sol eliyle bırakıyor basket. Çukurova tekrar Behçet'le hücumda. Behçet'in karşısında Orhun var. Cihangir posta atışını yapmıyor. Topu dışarı çıkarıyor. Cihangir'in karşısında Richard var. Cihangir'in atışı paylaşılamayan top Richard'a kalıyor. Eczacıbaşı için bir hızlı hücum şansı Orhun. Yusuf. Yusuf'un 3 sayılık atışında isabet yok. Rebound mücadelesinden Richard başarıyla çıkıyor. Tekrar Eczacıbaşı hücumda. Orhun. Orhun Behçet'e rağmen atışında basket buluyor. Behçet. Bu dakikalarda oyunda Levent var Çukurova'da. Tekrar Behçet. Spriggs. Hayri. Behçet'e bir pas. Behçet'in atışı basket. Sayın seyirciler, karşılaşmanın tamamlanmasına yaklaşık 1,5 dakikalık bir süre var ve Çukurova 91-84 önde Eczacıbaşı karşısında. Tekrar Çukurova hücumu, Levent, Behçet. Bu dakikalarda seyrediyorsunuz, Eczacıbaşı adam adama oynuyor. Behçet, yine Behçet ve Behçet'ten bir basket daha. Sayın seyirciler, Behçet bu karşılaşmada çok başarılı bir oyun sergiledi ve 23 sayı kaydetti Çukurova adına. Eczacıbaşı Orhun'un atışından sayı bulamadı. Spriggs. Spriggs hücum alanına ağır adımlarla ilerliyor. Hayri'ye bir pas. Posta kendisi alıyor ancak top dışarı çıkarıyor. Levent. Behçet. Hayri. Hayri oyunu iyice yavaşlatıyor. Hayri'den Behçet'e bir bounce pas. Behçet de bu pası basketle değerlendiriyor. Eczacıbaşı hücumu. Serdar 3 sayılık atıştan isabet bulamıyor. Behçet. Behçet hızla hücum alanına geçiyor. Ancak Richard bir faul yapıyor atış halindeyken Behçet'e. Karşılaşmanın tamamlanmasına sadece 2 saniye var ve Çukurova 95-86 önde. Aynı zamanda Behçet faul atışlarını kullanacak. İkinci atışını kullanacak Behçet. Çukurova artık karşılaşmayı kazanmayı garantilemiş durumda. Behçet ikinci atışını kullanacak. Sahanın yıldızı Behçet ikinci faul atışından da sayı buluyor. Eczacıbaşı için 2 saniye yeterli değil. Karşılaşmada sona eriyor ve bu önemli karşılaşmayı Çukurova kendi sahasında 97-86 kazanarak şampiyonluk yarışından kopmamış oluyor. Ligde son sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlardan Beşiktaş'la Karşıyaka'nın bugün İstanbul'daki mücadelesinde galibiyetle ayrılan taraf Karşıyaka oldu. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Karşıyaka ile klasman grubu birincisi Beşiktaş bu sezon kendilerinden beklenen başarıyı gösteremiyor. Ligin 10. haftasına son 2 sırada giren Beşiktaş ile Karşıyaka bugün İstanbul'da karşı karşıya geldiler.
Gökhan Günalp ve Kadir Türkkan hakem ikilisinin yönetimindeki maça hızlı giren Karşıyaka bu yarının 10. dakikasını 21-17 önde geçti. İlerleyen dakikalarda Suat ve Davis'in sayılarıyla aradaki farkı arttıran Karşıyaka ilk devreyi 50-31 önde tamamladı. Beşiktaş ikinci yarının büyük bölümünde aradaki farkı kapatmak, Karşıyaka ise aradaki farkı korumak için mücadele ediyor. Sayın seyirciler, Beşiktaş Karşıyaka maçının son 10 dakikasından bölümler seyrediyorsunuz. Karşıyaka Murat'la hücumdaydı. Davis pota altında smaçla Karşıyaka'ya bir basket kazandırıyor. Murat, Ziya, Davis. Sağda Birtan. Nihat postaydı, atışında basket var. Son 7,5 dakikaya 70-55 önde giren taraf Karşıyaka. Murat bir top çalıyor. Boş pozisyonda ve turnike ile basketi kazandırıyor Karşıyaka'ya. Beşiktaş İhsan'la hücumda. İhsan kendi başına gidiyor ve basketi kazandırıyor. Birtan, Ziya, Murat, Davis, Nihat. Posta Cem Şat'ı basket. Beşiktaş hücumda. Burak. Bu baskete Burak cevap veriyor. Birtan. Birtan'ın karşısında İhsan var. İhsan bırakmıyor. Birtan hücum alanına driplinglerle geçtikten sonra pasını Murat'a veriyor. Murat içeride kırılıyor ancak topunu Robinson kesiyor. Bir hızlı hücum şansı Beşiktaş için Burak. Birtan'a rağmen atışında basket var. Aynı zamanda bir de faul var. Burak faul atışını kullanıyor, tek atış. Atışta isabet var. Karşıyaka hücumda. Ziya. Birtan. Ziya. Murat içeriye bir pas. Nihat. Nihat dışarı çıkarıyor. Davis. Birtan. Ziya. İçeri yükleniyor. 3 kişiye rağmen atışında basket var. Beşiktaş hücumda. Turhan. Zeki. Burak. Turan top bekliyor içeride. Alıyor. Atışı. Rebound. Robinson dönüyor. Sağ eliyle bırakıyor ve basketi kazandırıyor Beşiktaş'a. Karşıyaka hücumda. Nihat. Zeki durumuna engel oldu. Davis. Davis'in karşısında Turan var. Murat boş pozisyonda üst sayılık atış Murat'tan başarılı. Sayın seyirciler, karşılaşmanın tamamlanmasına yaklaşık 3,5 dakikalık bir süre var ve 79-66 Karşıyaka önde. Turan fake'ini atıyor, Robinson tamamlıyor, basket. Beşiktaş bu dakikalarda Karşıyaka'yı yakalamış durumda. İhsan Robinson'a içeride bir pas, Robinson da pota altından kaçırmıyor. Tekrar Beşiktaş hücumda. İhsan. Burak üst sayılık atış bölgesinde, atışında başarı var. Karşılaşmanın tamamlanmasına 58 saniye var. Beşiktaş Karşıyaka'yı yakalamış durumda. Aradaki fark sadece 4 sayı. Zeki. İçeride turnike, basket ve böylece aradaki fark 2 sayıya kadar iniyor. Ve İhsan bir tane bir faul yapıyor. Son 4 saniye. Karşıyaka 2 sayılık üstünlük sağlamış durumda. Davis, Davis'ten turnike ve basket. Bu basket aynı zamanda karşılaşmanın skorunu da belirliyor. Evet, Karşıyaka 81, Beşiktaş 77. Bu sonuçta Karşıyaka ligin 11. sırasından 9. sırasına yükselirken Beşiktaş'ın ligin son sırasındaki yeri değişmiyor. Türkiye 1. Basketbol Ligi'nde bugün tamamlanan 10. hafta maçları sonunda Fenerbahçe 18 puanla liderliğini devam ettirdi. 17'şer puana sahip iki takımdan Efes Pilsen ikinci, Çukurova 3. sırada. 16'şer puanlı iki takımdan Tofaş Sas 4. Beslen Spor 5. 6. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin, 7. sıradaki Eczacıbaşı'nın ve 8. sıradaki Paşabahçe'nin 15 puanları var. 14 puanlı Karşıyaka 9. sırada. 13 puanlı iki takımdan Hilal Spor 10. Galatasaray 11. durumda bulunuyor. Ligin 12. ve son sırasındaki Beşiktaş'ın 11 puanı var. Konumuz şimdi güreş. Güreş Federasyonu bir yandan lig uygulaması konusunda çalışmalar yaparken öte yandan seminer ve eğitime ağırlık veriyor. Geçtiğimiz günlerde Polonya, Sovyetler Birliği ve Romanya'dan gelen bazı güreş adamlarının katıldığı seminer Bursa'da yapıldı. Uluslararası Güreş Federasyonu üyesi Polonyalı Dumowski, Roman Jan Kornianu, Sovyetler Birliği milli takım antrenörü Mendiaşvili ve FILA Sağlık Kurulu üyesi Dr. Lazar Konstantin
federasyon tarafından davet edilen 30 Türk antrenörüne bir hafta süreyle çeşitli konularda ders verdiler. FILA üyesi Polonyalı Dumonski ise federasyon yöneticileriyle çeşitli program taslakları üzerinde çalışmalar yaptı. Dumonski çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi. Önemli olan sağlıklı bir lig sistemini rayına oturtmak. Hazırlanacak genel faaliyet programı ve lig sistemi kulüplerin yapısı göz önüne alınarak düzenlenmelidir. Bence karma lig yerine ayrı ayrı stillerde yapılan lig karşılaşmaları daha yararlı olur. Karma ligi en iyi uygulayan ülke ise sadece Federal Almanya oldu. Türkiye'de kulüplerin yapısı göz önüne alınırsa karma ligi kaldıracak güçte görülmez. Biz FILA olarak Türkiye'ye saygıyla bakıyoruz. Bu geçmişteki gücünüzden kaynaklanıyor. Türkiye'de güreş potansiyeli var. Önemli olan bunu iyi kanalize etmek. Roman Jan Cornianu'nun görüşleri ise şöyle. Güreşte başarılı olabilmenin en önemli unsuru çalışmalardaki sürekliliktir. Avrupa Dünya Şampiyonaları ile Olimpiyatlar için güreş milli takımlarının günde 5 saatten haftada en az 11 antrenman yapması lazım. Milli takım kamplarının süresi de en az 4 veya 5 hafta olmalı. Daha fazlası ideal. Güreş Federasyonu'nun önerdiği tek tip çalışma programı bütün takımlarda aynen uygulanmalıdır. Romanya'da lig ayrı ayrı uygulanır. 40 takımın katılımıyla lig 4 grupta yapılıyor. Sovyetler Birliği milli takım antrenörü Mendiyashvili şunları söyledi. Sovyetler Birliği'nde güreş ligi yoktur. Ancak sadece serbest stilde 700 bine yakın güreşçi var. Her cumhuriyetin kendi şampiyonası olur. Burada dereceye giren sporcular Sovyetler Birliği şampiyonasına katılma hakkını elde eder. Milli takımı belirlerken de her sıklette en az 40-50 çok iyi güreşçi arasından seçeriz. Güreş Federasyonumuzun belirlediği yıllık eğitim programı yaş gruplarına göre bütün ülkede aynen uygulanır. Ve bunu kontrol eden iyi bir mekanizmamız vardır. Ancak en iyi kontrol sporcuların aldıkları derecelerdir. Sayın Yalçın İtken, federasyonumuzun kurulduğundan bu yana 4 aylık bir süre geçti. Güreş Federasyonu'nun bu çalışmaları ne aşamaya geldi, faaliyetleriniz ne durumda, programımız nedir? Bunları kısaca anlatır mısınız? Her ne kadar Güreş Federasyonu Başkanlığı'na Temmuz ayının sonunda atandımsa da yönetim kurulu olarak esas göreve başladığımız zaman Eylül ayının ilk haftasıdır. Dolayısıyla federasyonumuz yönetim kurulularıyla kendi mesuliyeti içerisinde 2 aydır faaliyette bulunmaktadır. Bu zaman zarfında Türkiye'deki güreş kaynaklarını yeniden harekete geçirmek üzere Karakucak kurulumuz tarafından Karakucak geliştirme projesi hazırlandı. Bunun dışında 220 tane video kaset hazırlanmıştır. FILA eğitim seminerlerinden, eğitim okullarından alınan kasetler gelecek haftadan itibaren bütün kulüplere, bölgelere ve üniversitelere dağıtılacaktır. Şimdiye kadar Güreş Federasyonu'nun bünyesinde yalnız devamlı profesyonel kadro olarak 13 tane memuru bulunmaktadır. Bunlar yalnız federasyonun büro hizmetlerini yapmaktadır. Ancak Güreş Federasyonu gibi çok ciddi 122 tane faaliyeti, yıllık faaliyeti bulunan bir federasyonda asgari 8 tane veya 10 tane teknik arkadaşım, hem güreş mağazası olan, hem üniversite kariyeri olan, hem de üniversitede master veya doktora yapan 8 veya 10 tane arkadaşımız var. Ligler konusunda 1948'den beri Türk güreşin içinde bulunan Akarabiber ve Almanya'da yıllarca güreş idareciliği ve güreşçilik yapmış olan Şevket Ulgaç'tan oluşan bir komisyon oluşturdu. Onlar uzun süre çalıştılar ve bir taslak hazırladılar. Kuracağımız lig kalıcı bir lig olacak. Kalıcı bir lig olmalıdır. Şimdiye kadar çeşitli sebeplerle kulüplerimizin birçoğu bu lige katılmadılar. Türkiye'nin en büyük kulüplerinin katılmadığı lig olmaz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinin katıldığı lig olmak zorundadır. Karma lig mi yoksa serbest ve Grekor'un ayrı ayrı değerlendireceği bir... Şimdi taslaktaki arkadaşlarımızın ağırlıklı olarak görüş bir mix lig şeklinde, ama bu benim kişisel kanaatim mi diye sorarsanız benim bu konuda bir ön yargım yok. Türkiye'nin ihtiyaçlarına en uygununu bulmak zorundayız. Zaten lig taslağının ve lig tartışmasının Türkiye'de yıllardır yapılan
tartışmanın önemli konusu, acaba lig ayrı bir lig olsun mu? Yani serbest için, Greco için ayrı mı olsun? Yoksa bu Greco ve serbest karışık mı olsun? Bence en önemlisi ikisinin ayrı veya karışık olması değil. Bence en önemlisi katılan takımların relatif olarak eşdeğer kuvvetli olması. Kesinlik kişiliğini 1989'dan sonra buldum. Kayağa geçiyoruz. Kış aylarının en sevilen spor dalları arasında yer alan kayakta Alp disiplini ve Kuzey disiplini Dünya Kupası etapları başladı. Programımızın bu bölümünde hafta sonunda Avrupa'nın çeşitli kayak merkezlerinde düzenlenen bu yarışmalardan bölümler yer alıyor. Bayanlar Dünya Kupası klasmanında önemli bir mücadele İsviçre'nin Löle Blain kış sporları merkezinde düzenleniyor. Bayanlar Süper Büyük Slalom finalinde seyrettiğimiz İsviçreli Mihaela Fijini birinciliği kazanıyor. Fijini 1984 Sarajevo Kış Olimpiyat Oyunları'nda inişte altın madalya kazanmıştı ve önümüzdeki yıl Şubat ayında Calgary'de yapılacak kış olimpiyatlarında da inişte altın madalyanın en iddialı ismi olduğunu kendi ülkesinde düzenlenen Süper Büyük Slalom yarışındaki başarısıyla gösteriyor. Avusturyalı Silvia Eder 1.31.26 ile ikinci, Federal Alman Regina Moser-Lehner de 1.31.36 ile üçüncü oldu bu yarışta. Dünya Kupası'nda erkekler etaplarına devam ediliyor. İtalya'da Val Gardena'da düzenlenen iniş yarışından görüntüler seyrediyorsunuz. Çıkış 2249 metre, varış 1410 metre, aradaki fark 839 metre ve pistin uzunluğu 3445 metre. 35 kapının bulunduğu seyrettiğiniz bu iniş yarışında birinciliği Kanadalı Rob Boyd 2 dakika 2 saniye 29'luk derecesiyle kazanırken İsviçreli ünlü Pirmin Surbriken 2 dakika 2 saniye 50'lik derecesiyle Kanadalı Rob Boyd'un ardından ikinci oldu. Kanadalı Brian Stemle de 2 dakika 3 saniye 7'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Üçer sporcudan oluşan ekiplerin katıldığı dünya şampiyonası Çekoslovakya'nın Strabiske Plezo Kayak Merkezi'nde yapılıyor ve Sovyet Levandia atlayışını yaptı. 81 metrelik bir atlayış. Tekrar seyrediyoruz. Sovyetler Birliği 16 takım arasında 574 puanla üçüncülüğü elde etti. Şimdi Demokratik Almanya birinci takımında Hungary seyrediyoruz. Üçer sporcudan oluşuyor kayakla atlama ekipleri. Demokratik Alman Hungary'nin atlayışı 84 metre. Demokratik Almanya'da 600,2 puanla ikinciliği elde etti. Ve birinciliği kazanan Avustralya'nın üçüncü atlayıcısı Susan Baher şimdi atlayışını yapıyor. Avusturya 642,9 puan topladı ve Çekoslovakya'daki ekipler arasında yapılan dünya şampiyonasında birinciliği elde etti. 87,5 metrelik atlayışıyla Susan Baher'i bir defa daha seyrediyoruz. Avusturya birinci, Demokratik Almanya ikinci, Sovyetler Birliği üçüncü, İsviçre dördüncü, Norveç beşinci ve Çekoslovakya'da altıncı oldu. 36 bayan kayakçının mücadele ettiği İsviçre Löle Bains Slalom etabı. Birinciliği Avusturyalı Ida Latstedt'e seyrettiğiniz final yarışıyla kazanıyor. İsveçli Kamil Nilsson 1.34.67 ile ikinci, İspanyol Blanca Fernandez Osha 1.34.82 ile üçüncü oldu. Tanınmış kayakçılardan Avusturyalı Roswitha Steiner beşinciliği elde etti. İsviçreli Brigitte Oertli 12. oldu. Ve Kanadalı Karen Percy de 17.liği kazandı. Roswitha Steiner 45-45'lik derecesiyle ilk etapta birinciydi ancak Avusturyalı Lechstetter 1.34.63'lük toplam derecesiyle sonuçta birinciliğin sahibi oldu. İtalyan Alberto Tomba'yı seyrediyorsunuz. İtalya'nın Alta Badia kış sporları merkezinde düzenlenen büyük slalom finalinde mücadele ediyor. Yine Dünya Kupası etaplarına dahil bir yarışma bu.
ve İtalyan Alberto Tomba ilk hakkında 1.18.10, ikinci hakkında da seyrettiğiniz bu yarışında 1.14.24'lük dereceler yapıyor, 2 dakika 32 saniye 34 toplam derecesiyle de birinciliği elde ediyor. Dünya Kupası etaplarında kayakçılar her yarışta elde ettikleri puanlarla genel sıralamada şans arıyorlar. Avusturyalı Rudolf Nierlich 2.33.10 ile ikinci olurken İsviçreli Hans Pieren ve İsviçreli Hoel Gaspos 2.34.09'luk ortak dereceleriyle üçüncülüğü elde ettiler. Kapı atlayarak elenen ünlü kayakçılar arasında İsveçli Ingemar Stenmark, Lüksemburglu Mark Girardelli gibi ünlü isimler de bulunuyor. Erkeklerde genel klasmanda İtalyan Alberto Tomba 50 puanla birinci durumda, Pirmin Zurbriggen ikinci ve Rob Boyd da üçüncü sırada yer alıyor. Ingemar Stenmark dördüncü durumda. Tomba birinciliği elde ediyor. Programımızın sonuna geldik. Sayın seyirciler, Amirli futbol takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda eleme grubundaki son maçını önümüzdeki çarşamba günü İzmir'de Yugoslavya ile yapacak. Bu karşılaşma Radyo Bilebağlı radyolardan ve televizyon birinci programdan saat 14'ten itibaren naklen yayınlanacak. Programımız burada sona eriyor. Hoşçakalın.